Arkadaşlar hepinize merhabalar. Diziler konusunun 6. testindeyiz. AYT e Matematik Soru Bankamıza devam ediyoruz. Bu kısımda geometrik dizilerle ilgili soru çözeceğiz. Yer yer konu anlatımı da yapmaya çalışacağım. Notları vermeye çalışacağım. Bilginiz olsun. Aşağıdaki dizilerin kaç tanesi geometrik dizi belirtir diyor. Geometrik dizilerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Ardışık iki terim arasındaki oran her zaman ortak çarpanı bize verir. Ortak çarpan. Yani geometrik dizi deyince şunu anlayacağız. Belli bir r sayısıyla r sayısıyla çarparak terimler devam eder diyebiliriz. Aritmetik ortalamada belli bir artış miktarı vardı. Burada da belli bir ortak çarpan var. Ardışık iki terim arasındaki oran bize ortak çarpanı verir. Belli bir sayı ile çarparak gideceğiz kısacası. Bakın mesela ee, birinci öncüle baktığımız zaman kaç tanesi geometrik dizi belirtir diyor ya. Birinci öncüle baktığımız zaman eksi 1 bölü 2'yi eksi 2 ile çarparsak 1'e elde ederiz. 1'i eksi 2 ile çarparsak eksi 2'yi. Eksi 2'yi iki, eksi 2 ile çarparsak 4'ü şeklinde devam ediyor. Yani buradaki ortak çarpan eksi 2'dir. Dolayısıyla 1 bir, bir geometrik dizidir. Çünkü belli bir çarpanla çarparak devam etmiş. İkinci öncüle geçtiğimiz zaman bütün terimler birbirine eşit olduğunu görüyoruz. 1 ile çarparak devam ettiğini görüyoruz. Bir de A2 bölü A1 desek dizinin ikinci terimini birinci terimine böldüğümüz zaman 1 olacak. Üçüncü terimini ikinci terimine böldüğümüzde yine 1 olacak. Yani belli bir sayıyla çarparak gidiyoruz. Ardışık iki terim arasındaki oran da sabit bir sayı veriyor. O zaman ikinci öncül de bir geometrik dizidir. O zaman geometrik dizinin en önemli kuralı neymiş? Ardışık iki terim arasındaki oran daima sabit olacak. Bakın köküçle çarparak 3'ü e elde etmişiz. Tekrar köküçle çarparak 3 köküçü elde etmişiz. Her defasında köküçle çarpmışız. Yani buradaki R köküçtür. İkinci öncülde R 1'dir arkadaşlar. O zaman bu da bir geometrik dizidir diyebiliriz. Dördüncü öncüle geldiğimiz zaman ilk terimin bir faktöriyel olduğunu, ikinci terimin iki faktöriyelden iki olduğunu, üçüncü terimin üç faktöriyelden altı olduğunu, dördüncü terimin dört faktöriyelden yirmi dört olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada iki ile çarpmış ama burada bu sefer üç ile çarpmış, burada dört ile çarpmış. Sabit bir sayı ile çarparak devam etmediği için bu bir geometrik dizi olamaz. Beşe baktığımız zaman iki ile çarpmış, daha sonra iki ile çarpmış, daha sonra bir buçukla çarpmış gördüğünüz gibi. Burada da belli bir e, oran yok. O zaman bu da bir geometrik dizi değildir. Doğru cevap C seçeneği. Yani kaç tanesi geometrik dizi belirtiyormuş? 3 tanesi. Geçelim ikinci sorumuza. A'yen geometrik dizisinin ilk terimi 4'müş. Hemen yazalım. A1 eşittir 4. Ortak çarpan 2 yani R eşittir 2 diyebiliriz. Bu dizinin dördüncü terimi kaçtır? Arkadaşlar geometrik dizilerde genel terim formülünü veriyorum. A1 çarpı R üzeri N-1. Genel terim deyince geometrik dizilerde aklımıza bu gelecek. Şimdi dördüncü terimi istediğine göre en gördüğüm yere hemen 4 yazıyorum. A4 eşittir A1 çarpı R üzeri 3. A1'imizin 4 olduğunu biliyoruz. R'nin 2 olduğunu biliyoruz. 2'nin küpü 8. 4 ile çarparsak 32. Doğru cevabımız E seçeneğidir bu soruda. Üçüncü soruda pozitif terimli ayen geometrik dizisinin üçüncü terimi 3 üç ve yedinci terimi 243 olduğuna göre bu dizinin ortak çarpanı nedir diyor. Yani A3 eşittir 3 bu durumda A1 çarpı R üzeri 2 bir eksiğini alıyoruz eşittir 3 diyebiliriz. Ve aynı zamanda A7 eşittir 243 yani A7'yi nasıl açıyoruz? A1 çarpı R üzeri 7'den 1 çıkınca 6 eşittir 240 3 diyebiliriz. Şimdi taraf tarafa oranlama yaparsak bu iki ifadede A1'lerin gittiğini görüyoruz. 1 bölü R üzeri 4'ün aynı zamanda 3 bölü 243'ün sonucu olan 1 bölü 81 olduğunu bu sebeple R'nin kesinlikle 3 olduğunu anlayabiliriz. Hocam eksi 3'ün 4. kuvveti 81 diyebiliriz. Ama pozitif terimli dediğine göre R kesinlikle pozitif olmak zorundadır diyebiliriz. Bu dizinin ortak çarpanı kaçtır? Ortak çarpanı 3'tür. Doğru cevap B'dir. Geçelim 4. sorumuza. Bir geometrik dizinin ardışık 4 terimi olduğuna göre A çarpı B kaçtır diyor. 2'ye dizinin birinci terimi diyebiliriz. A ikinci terim. B üçüncü terim. Ve 32 de dördüncü terim. Biz dördüncü terimin e, 32 olduğunu biliyoruz ya. A 4'ün 32 olduğunu biliyoruz. A 4'ü nasıl açıyoruz? A 1 çarpı R üzeri 3 eşittir 32 diyebiliriz. A 1'in 2 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı R küp eşittir 32 diyebiliriz. Buradan R küp ne çıkacaktır? R küp eşittir 16 olarak karşımıza çıkacaktır. Burada R'yi bilmiyoruz. Kalsın şimdilik. Tabi R'nin küp kök 16 olduğunu söyleyebiliyoruz ya. Kalsın şimdilik o. Şimdi A çarpı B. A neydi? A2 idi. Dizinin ikinci terimiydi. Peki B neydi? B de A3'tü. Şimdi a 2 açalım. A1 çarpı R üzeri 1. A3'ü açıyoruz. A1 çarpı R üzeri 2 diyebiliriz. A1'lerin 2 olduğunu görüyorsunuz. 2 çarpı R çarpı 2 çarpı R kare. Yani 4 çarpı R küp diyebiliriz. Az önce R küpü 16 olarak bulmuştum. 4 çarpı 16'nın 64 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir bu soruda. 5'te devam edelim. 5. soruya sure geçmeden bir kısa özet yapalım. Ardışık iki terim arasındaki oran her zaman bize ortak çarpanı verecektir. Bu bir. Bir de a n eşittir. A1 çarpı r üzeri n eksi 1 de genel terim formülümüzdür. Şu ana kadar bunları hatırlatmış oldum size. 2 ve 10, 128 sayıların arasına bu sayılarla geometrik dizi oluşturacak şekilde 5 terim daha yerleştirildiğinde oluşan dizinin 3. terimi kaçtır diyor. Buna benzer bir soruyu aritmetik dizi testinde çözmüştük hatırlayın. 128 ve 5 tane terim yerleştiriyoruz. 1 2 3 4 5. Peki sonrasında ne yapıyoruz? Bu dizimizin 1. terimi, bu 2. terim, 3. terim, 4. terim, 5. terim. 6. terim ve 7. terim. 7. terimin kuralını e, uygulayalım. A7'yi nasıl yazabiliyorduk? A1 çarpı R üzeri 6 kaç eşit? 128. A1'in 2 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı R üzeri 6 128 ise R üzeri 6 64 çıkar. R de buradan 2 çıkar. Demek ki her defasında 2 ile çarparak terimlerimizi üretiyoruz. Peki 2 ile çarparsak kaç olur? 4 olur. 2 ile çarparsak 8 olur. 2 ile çarparsak 16. 2 ile çarparsak 32, 2 ile çarparsak 64 ve 2 ile çarparsak 128. Üçüncü terimi istediğine göre doğru cevabımız 8'dir. Yani C seçeneğidir bu soruda. 6 ile devam edelim. Pozitif terimli bir geometrik dizide A4 çarpı 6 eşittir 25 olduğuna göre A5 kaçtır? Hemen notumuzu verelim. Ardışık iki terim verildiği zaman geometrik dizi için konuşuyoruz. Ortadakinin karesi yan tarafların çarpımına eşittir. Burada şunu söylüyoruz. Öğrencilerimize diyoruz ki 1 ile 3'ü toplarsak 4 eder. 2 çarpı 2 4 eder. Bu küçük şifreyle mesela şu soruyu nasıl yorumlayabiliriz? Bakın A4, A5, A6 ardışık 3 terim değil mi? Evet o zaman A5'in karesi A4 çarpı A6'dır. Nasıl bunu gözümüzde canlandırabiliriz? Ya da doğru yaptığımızı nasıl düşünebiliriz? Sağlamasını nasıl yapabiliriz? 4 artı 6 eşittir 10. 5 çarpı 2 eşittir 10. Desek doğru olur. Peki sonrasında ne yapacaksınız hocam? Sonrası kolay. A5'in karesi zaten A5'i soruyordu. Eşittir. A4 çarpı 6 zaten 25'tir. Neyin karesi 25'tir diye sorarsam bana zaten 5 dersiniz. Doğru cevap B seçeneğidir bu soruda. İsterseniz şöyle de yapsanız yanlış olmaz. Bakın. A4 çarpı ikinci yol yapalım. A4 çarpı A6'ya 25 demiş. Doğru mu? Tamam. A4 yerine şunu yazabilir miyim? A1 çarpı R üzeri 3. A6 yerine A1 çarpı R üzeri 5 yazabiliriz. Bir problem yok burada. Eşittir 25. Gördüğünüz gibi A1'in karesi çarpı R üzeri 8 ile R üzeri 4'ün karesi yapabiliriz. O da eşittir 25. Kareler ortak olduğuna göre A1 çarpı R üzeri 4'ün karesi 25 olduğuna göre A1 çarpı R üzeri 4'ümüz buradan 5 gelir. A5'i istiyor bizden. A5 de zaten A1 çarpı R üzeri 4'tür. Cevabımız 5'tir. Bu da size ikinci bir yol olsun. 7 ile devam edelim. 8. terim 64 diye başlamış. Hemen not alalım. 4. terimi 4. A4 eşittir 4. Pozitif terimli bir geometrik dizinin 6. terimi kaçtır demiş arkadaşlar. Hemen bunu yapmaya çalışalım. Bakın. A8 ile A4'ün çarpımı aslında A6'nın karesidir. Neden hocam? 8 artı 4 12. 6 çarpı 2 12. Biraz önce şifrelemiştik bunu. Peki A8 kaçtır? 64. A4 kaçtır? 4. O da eşittir. A6'nın karesi. 64 çarpı 4'ün 256 olduğunu biliyoruz. 256 A6'nın ikinci kuvvetiymiş. Peki neyin karesi 256'dır? Tabii ki 16. 16'nın karesini biliyoruz. 256 olduğunu. Dolayısıyla A6'mız buradan 16 olarak bulmuş olur. Doğru cevap. D seçeneğidir bu soruda. Hocam şöyle yapsak olur mu? Farklı bir yol deneyelim. Ufkumuz açılsın ve konuyu biraz daha iyi detaylı bir şekilde öğrenmiş oluruz. Yani amacımız sadece soru çözmek değil. Öğrencilerimize bir şeyler katabilmek. 8. terim 64 diyor mesela. Bunu ne yapabiliriz? Şöyle yapsak olur mu? A1 çarpı R üzeri 7 eşittir 64. 4. terimde 4'müş. Bunu da A1 çarpı R üzeri 3 eşittir 4 diyebiliriz. Taraf tarafa bölme işlemi yapsak. Bir deneyelim. Buradan R üzeri 4 eşittir. 16 mı? 64'ü 4'e bölün. 16 tamam. R buradan 2 olarak gelecektir. Peki R2 ise şuradan yola çıkarak A1'i bulmaya çalışacağım. A1 çarpı R küp. A1 çarpı R küp yani 8 eşittir 4'ten. A1 eşittir 1 bölü 2. Demek ki her defasında 1 bölü 2 ortak çarpanıyla çarparak terimleri elde etmişiz. Kaçıncı terim istiyor bizden? 6. terim. A6 neydi? A1 çarpı R üzeri 5. A1'i biliyoruz. 1 bölü 2. R üzeri 5 kaç? 2 üzeri 5 32. 32 bölü 2 16'yı buradan da gördüğünüz gibi bulabiliriz arkadaşlar. 8 ile devam edelim. Bir geometrik dizide A9 çarpı A7 12 olduğuna göre A6 çarpı A10 nedir? Biraz önce uyguladığımız kuralları hatırlayın. 9 7 daha 16. Şimdi A9 çarpı A7 aslında A8'in karesidir. Çünkü 9 artı 7 16. 8 çarpı 2 16. Peki aynı zamanda bu A 6 çarpı A 10 değil midir? Çünkü sonuçta 6 artı 10 da 16. Ya da şöyle düşünün. A 6, A 8, A 10 ardışık 3 terimdir. Ortadakinin karesi yan tarafların çarpımı. Ya da A 7, A 8, A 9. Burada yazabilirim isterseniz. Bakın şöyle yazabildiğimiz gibi. Bir de şöyle de yazabiliriz. İkişer ikişer de gidebilir. ortadakinin karesi yan tarafların çarpımı eşit. Ortadakinin karesi Ortadakinin karesi yan taraftan çarpımıydı. Fark etmiyor. Dolayısıyla A9 çarpı A7 eğer 12 olarak bize verilmişse A6 çarpı A10 da 12 olarak sonuçlanabilir. Doğru cevabımız bu soruda D seçeneğidir. Tabii ki biraz önce uyguladığımız ikinci yoldan da yapabilirsiniz. A9'a açarsınız, A7'ye açarsınız. Aynı sonuca oradan da ulaşabilirsiniz. Dokuncu soruyla devam edelim. İsterseniz yine kısa bir özet yapalım. Birinci kuralımız neydi? Ardışık iki terim arasındaki oran rate. İkinci kuralımız neydi? A n genel terimi a1 çarpı r üzeri n eksi 1'di. Üçüncü kuralımız neydi? Ardışık iki terim, ve üç terim verildiği zaman mesela bu şekilde olsun. Bunlar ardışık olsun. Ortadakinin karesi yan tarafların çarpımına eşitti. Hatta burada ne demiştik? x ile z'nin toplamı y ile 2'nin çarpımına eşittir de demiştik. Çok güzel. Hadi bakalım sorumuza geçelim. Bir geometrik dizide A4 çarpı A26 3 olduğuna göre A10 çarpı A14 çarpı A16 çarpı A20 nedir diyor. Arkadaşlar bakın A4 çarpı A26 aslında e, neye eşittir biliyor musunuz? A10 ile A20'nin çarpımı eşittir. Neden? Çünkü 4, 6, 26 daha 20. 10, 20 daha şey 4, 26 daha 30. 10, 20 daha 30. Aynı zamanda A14 çarpı A16'ya da eşit. Çünkü 14, 16 daha da 30 yapar. Bunların hepsi aslında A15'in ikinci kuvvettir. Neden? 15 çarpı 2'nin 30 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A4 çarpı A26'nın 3 olduğunu biliyorsak o zaman bu da 3'tür, bu da 3'tür. Peki A10 ile A20'nin çarpımına 3 dedik. A14 ile A16'nın çarpımına da 3 dedik. Bu da 3, bu da 3. 3 kere 3 kaç yapacaktır? 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 9. soruda. O zaman şöyle diyelim. A x'in karesi eşittir. AK çarpı AL o da eşittir AN çarpı A z olsun. Burada neyi söyleyebiliriz? 2 çarpı x eşittir K artı L o da eşittir N artı Z desek doğru olur mu? Doğru olur. Geçelim 10. soruya. A artı 3, 7, B eksi 1 terimleri hem aritmetik hem geometrik dizi oluşturduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Arkadaşlar 3 tane terim ya da fark etmez. Tüm terimler fark etmez. Kaçtan olursa olsun. Hem aritmetik hem geometrik dizi oluşturuyorlarsa bunlar birbirlerine eşit olmak zorundalar. A artı 3 eşittir 7. O da eşittir. B eksi 1. Örneğin 3, 3, 3 diye devam eden bir dizi oluşturmaya çalışalım. Ya da örneklendirelim. Burada dikkat ettiyseniz ortadakinin iki katı yan tarafların toplamına eşit olduğu için aritmetik dizi ve aynı zamanda ortadakinin karesi yan tarafların çarpına eşit olduğu için de bir geometrik dizi. O zaman bir dizinin terimleri hem aritmetik hem geometrik dizi oluşturuyorlarsa tüm terimler birbirine eşit olmak zorunda. Bunu da bir kenara not almanızı isterim. Evet A buradan 4 olur 3'ü gönderirsem B de buradan 8 olur gördüğünüz gibi. A çarpı B istiyor. 4 çarpı 8'imiz 32'dir. Bu sorudan ne öğrendik? Bir dizinin terimleri hem aritmetik hem geometrik dizi oluşturuyorsa terimler kesinlikle birbirine eşit olmak zorunda. Aynı eşittir 2 üzeri n artı 1 olan geometrik dizinin ilk 6 teriminin toplamı kaçtır diyor. Geometrik dizilerde, geometrik dizilerde, bakın neyi söyleyebiliyoruz? Genel e, ilk n terim toplamının formülünü şöyle söylüyoruz. A1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 olarak söyleyebiliyoruz. Bu formülü geometrik dizilerde ilk n terim toplam formülü olarak biliyoruz. Şimdi bizden ne istiyor? İlk 6 terim. Bakın n gördüğümüz yere 6 yazarsak. S6 eşittir. S6. A1 çarpı R üzeri 6 eksi 1 bölü R eksi 1 diyebiliriz. Şimdi A1'imizi bulalım. A1 eşittir. 2 üzeri 1 artı 1, 2 yani 4 olacak. A2'yi bulalım. A2 de 2 üzeri 3'ten 8 olacak. Gördüğünüz gibi 2 ile çarparak gitmişiz. Ya da isterseniz A2 bölü A1. Ardışık iki terim arasındaki oran bize R'yi veriyordu. O zaman 8 bölü 4'ten R'nin de 2 olduğunu bulmuş olduk. R'yi biliyoruz, A1'i biliyoruz. Artık sorumuzu çözebiliriz. A1'imiz nedir? A1'imiz 4'tür. R neydi? 2. 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1. Sanırım 4 çarpı 63 olacak. 252 doğru cevabımızdır. Yani A seçeneğidir bu soruda. Bu soruda sadece şunu bilelim. Arkadaşlarım ilk n terim toplamı genel teri, ilk n terim toplamı geometrik dizilerde sorulduğu zaman sn eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1 bölü r eksi 1 diyeceğiz arkadaşlarım. Evet. An geometrik dizidir diyor. A3 eşittir 5. 6 eşittir işte 40 olduğuna göre n genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? En kötü ihtimalle 3 yazdığımızda 5 olan, 6 yazdığımızda 40 olan seçenek hangisidir diye düşünebilirsiniz. Ama e, genel terim formülünü biliyoruz. Neydi? A1 çarp R üzeri N eksi 1'di. Genel terim formülü olan A N'imiz buydu. Şimdi A1'i bilmiyoruz, R'yi de bilmiyoruz ama verilenlerden bulabiliriz. Verilenler yardımıyla bulabiliriz. Şimdi A3'ü açalım. Şöyle getireyim. A3 neydi? A1 çarpı R kare o da eşittir 5. A6 neydi? A1 çarpı R üzeri 5 o da eşittir 40. Taraf tarafa bölme yaparsak buradan arkadaşlarım 1 bölü R küp eşittir 1 bölü 8 R eşittir 2 olacaktır. R gördüğümüz yere herhangi bir denklemde 2 yazarsak örneğin birinci denklemde 2 yazarsak isterseniz birinci denklemi şöyle şuraya getireyim. Evet A1 çarpı R kareydi. A1 çarpı R kare 5 demiştik. R'nin de 2 olduğunu biliyoruz. O zaman A1 çarpı R2 de 4 eşittir 5'ten. A1 eşittir 5 bölü 4. Tamam hadi başlayalım. 5 bölü 4 çarpı R neydi? 2. 2 üzeri n eksi 1. Gerisi kolay. 4'ü 2'nin karesi yaparsın. 5 çarpı 2 üzeri n eksi 1 çarpı 2 üzeri eksi 2 yaparsın. O 1 bölü 4'ü 2 üzeri eksi 2 yaptık. Şıklara da bakın bir yandan. 5 çarp 2 üzeri n eksi 3 olacaktır. Var mı? 5 çarp 2 üzeri n eksi 3 Diyarbakır seçeneğinde vardır. Ya da ne yaparsınız? 3 yazdığımda 5 oluyor mu? Hangi seçenekte 3 yazarsam, n gördüğüm yere 3 yazarsam 5 olur. Hangi seçenekte n gördüğüm yere 6 yazarsam 40 olur diye düşünürseniz zaten seçenekleri elerek de doğru sonuca e, ulaşabilirsiniz. 13 ile devam edelim. Görmetik dizi testimizi devam ettiriyoruz. Evet x artı 3 x eksi 2 ve x artı 5 geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre bunu söylemiştik dersimizin başında ortalarında. Evet ne demiştik ardışık 3 tane terim varsa ortancanın karesi yan tarafların çarpımına eşittir demiştik. O zaman burada x eksi 2'nin karesi x artı 3 çarpı x artı 5'tir. Bunu açarsak x kare eksi 4x artı 4 eşittir. Bunu dağıtırsak x kare artı 8x artı 15 olacaktır. Peki kimler gidiyor? x kareye gidiyor. 8x'i sola atarsak eksi 12x, 4'ü sağ atarsak 11. Buradan x eşittir. Eksi 11 bölü 12 olacaktır. Yani b seçeneğidir 13. sorumuz. 14'e devam edelim. AN geometrik dizidir. A4, A9, A14, A74 bölü. A1, A6, A11, A71, 64 bölü 27 olduğuna göre R kaçtır diyor. Yani burada A4'ü şöyle yazabiliriz. A1 çarpı R üzeri 3. A9'u nasıl yazarız? A1 çarpı R üzeri 8. A14'ü nasıl yazarız? A1 çarpı R üzeri 13. En son, en son. A74'ü de A1 çarpı R üzeri 73 olarak yazabiliriz. A1 yine A1. 6 yerine A1 çarpı R üzeri 5 yazabiliriz. A11 yerine A1 çarpı R üzeri 10 yazabiliriz. Ve en son A71 yerine A1 çarpı R üzeri 70 yazabiliriz. Eşittir 64 bölü 27. Buradan R'yi nasıl bulacağız diye düşünebilirsiniz belki ama. Şimdi yukarıyı mesela A1 çarpı R üzeri 3 parantezine alsam. Bakın 1. R üzeri 5. R üzeri 10. Ve en son R üzeri 70 olacak. Aşağısını da sadece A bir parantezin alırsanız. 1 artı R üzeri 5, R üzeri 10 ve en son R üzeri 70 diyebiliriz. Eşittir. 64 bölü 27. Buradan kimler gidiyor arkadaşlarım? Parantez ifade, parantezli ifade komple gidecek. Aynı zamanda A1'ler de gidecek. Ne kaldı arkadaşlarım? R üzeri 3 eşittir. 64 bölü 27 de 4 bölü 3'ün küpü olduğuna göre küpler giderse ortak çarpanımız 4 bölü 3 olarak bulunur. Yani E seçeneğidir bu soru. Evet 15'in soruyla devam edelim. AN geometrik bir dizidir. A7 artı A4 bölü A1 artı A4 64 olduğuna göre A3 nedir diyor. Yine biraz önce yaptığımızı uygulayalım. A7 yerine A1 çarpı R üzeri 6. A4 yerine A1 çarpı R üzeri 3. A1 zaten A1. A4 yerine de A1 çarpı R üzeri 3 yazalım ve bunu 64'e eşitleyelim. Ne parantezin alabiliriz? A1 çarpı R küp parantezini alırsak R küp artı 1 bölü. Burayı da A1 parantezini alırsak 1 artı R küp. Eşittir 64 olacaktır. Buraya kadar sorun yok. Gördüğünüz gibi A1'ler ve aynı zamanda R küp artı 1'ler gidince R üzeri 3 eşittir 4'ün küpü 64. Buradan R eşittir 4 gelecektir. Bizden ne istiyor? A3 a 3 neydi arkadaşlarım? A1 çarpı R kareydi. R neydi? 4'tü. O zaman A1 çarpı 4'ün karesi yani 16 tane A1. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 16. sorudayız. AN geometrik bir dizidir. A artı 3 eşittir. A artı 1 çarpı A 35'in kare kökü olduğuna göre n kaçtır diyor. Burada eğer her iki tarafın karesini alırsak her iki tarafın karesini alırsak arkadaşlarım a 2n artı 3'ün karesi o da eşittir. neye eşittir? a n artı 1 çarpı a 35'i eşittir. Daha önceki sorulardan hatırlarsanız burada 2 çarpı 2n artı 3 eşittir. A n, e, n artı 1 ile 35'in toplamıydı hatırlarsanız. Ne demiştik? Mesela örnek verelim. Hatırlatayım yine unutmuş olabilirsiniz. a 5'in karesi mesela a 3 çarpı a 7 oluyordu. 7 artı 3 eşittir 10 diyorduk. 2 çarpı 5 eşittir 10 diyorduk hatırlayın. Yani 2 ile 5'in çarpımı 3 ile 7'nin toplamına eşit oluyordu. Daha önceki örneklere bir bakarsanız görürsünüz. Buradan 4n artı 6 eşittir n artı 36'dan 3n eşittir 30. Bakın 3n eşittir 30. n eşittir 10 olacaktır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.